We have taken objective apples. Hikayeye görüyorum. Milivadan herkese merhaba arkadaşlar. Battlefield 1 sonunda çıktı. Birçoğumuz Battlefield serisine aşina, ancak seriyle yeni tanışan arkadaşlar da az değil. Bu video ile birlikte Battlefield 1 için ufak rehberler yapmaya artık başladım diyebilirim. Lafı çok uzatmadan olayın özünü sizlere aktarmaya çalışarak elimden geldiğince oyunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Ayrıntılı videolarda olacak ama ben mevzuyu daha basit ve kısa tutmak istiyorum. Lafı dolandırıp video süresini uzatmaya gerek yok. 3-4 dakikada, belki daha az zamanda, aktarabildiğim kadar bilgiyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi temel olarak belli bir konuya değinmektense ilk olarak en basit, en genel hatlarıyla ilk videoyu yapmak istedim. Bu videomuzun ismi de Battlefield 1'de ilk yapılacaklar olsun. Öncelikle oynadığınız sınıfı bilin. Taarruz sınıfı piyade ve adam öldürmek için, hekim sınıfı ölen takım arkadaşlarınızı kaldırmak ve yaralı olanları iyileştirmek için, destek sınıfı düşmana baskı ateşi kurmak ve takım arkadaşlarınıza mühimmat sağlamak için ve gözcü sınıfı da uzaktan düşmanların işini bitirip ekipmanlarıyla takıma fayda sağlamak için var. Hangi sınıfı seçerseniz ona göre oynayın. Gidip de yakın mesafede etkili hafif makineli kullanan taarruz sınıfını alıp gözcü gibi davranıp uzaktaki adamlara sıkmayın. Sınıfınızın rolünü benimseyip ona göre oynayın. Hekimseniz mutlaka ama mutlaka yaralı arkadaşlarınızı tedavi edin. Ölen takım arkadaşlarınızı da kaldırın. Birinin canının az olduğunu anlamak için adama bakın, kafasının üzerindeki yuvarlak tam dolu değilse canı azdır. Ölenler ise kuru kafa olarak zaten önünüzde yatıyor olacak. İnsanları yaralı veya ölü halde bırakmayın. Destek sınıfındaysanız mutlaka ama mutlaka etrafa mermi çantası bırakın. Mermisi biten adamları yalvartmayın. Ne kadar çok takıma fayda sağlarsanız o kadar puan kazanırsınız. Hangi sınıf olursanız olun, düşmanları spotlayın. Q tuşuna eliniz yapışsın artık. Olur olmadık yerde basın. Arkasını dönük bir düşman görseniz bile nasılsa bunu öldürürüm deyip spotlamadan geçmeyin. Belki tek yiyeceksiniz ve adamın yeri belli olmayacak. Düşman görür görmez spotlayın. Hangi oyun modunu oynuyorsanız o moda göre oynayın. Fethi oynarken bayrakları kapmak zorundasınız. Gidip de etrafta boş boş adam öldürmeyin. Bu ölüm karşılaşması değil. Bayrak kaparak takımınızı galibiyete taşıyabilirsiniz. Unutmayın, kazanmak daha eğlenceli. KD'ye, kaç kill yaptığınıza takılmayın. Bunları düşünerek oynarsanız oyundan zevk alamazsınız. Oyundan zevk alın. Eğer öldüyseniz hemen space tuşuna basık tutmayın. Bekleyin, belki bir hekim gelip sizi kaldırır. Sol tarafta size yakın hekimleri görebilirsiniz. Zaten space'e basık tutsanız bile doğma ekranını da beklemek zorundasınız. O yüzden öldüğünüz kamerada bekleyin ki son anda bir hekim gelip sizi kaldırabilir. Manga lideriyseniz mutlaka emir verin. Mesela Fetip modunda C bayrağına bakıp Q'ya basarsanız C'nin etrafına küçük yeşil oklar yerleşir. Bu manganıza orayı kapmanız gerektiği emrini iletir. Eğer emir verilen yeri kaparsanız hem siz hem manganız daha çok puan kazanır. Gözcü sınıfını alıp dağa taşa pusmayın. Manganız ile hareket edip onlarla etkili çalışın. Ekipman olarak fişek kullanın. Bu fişek atıldığı yerdeki düşmanları size minimap'te gösterir. Hem size hem takımınıza büyük fayda sağlar. Saçma sapan yerlerde doğmayın. Doğarken acele etmeden manganız nerede savaşıyor veya bir bayrak kaybedilmek üzereyse ona göre doğacağınız yeri seçin. Çoğu zaman manga üyelerinizden doğun. Böylece birlikte savaşmış olursunuz. Düşmana tek yakalanmaktansa birlikte çarpışmak size avantaj sağlar. Oyuna odaklanmak için chat'i kapatın. İlla açık olsun diyorsanız sürekli okumayın. Size laf atan trollere cevap vermeyin, oyununuza bakın. Araçları etkili kullanmaya çalışın. Uçak alıp gidip bir bayrağın üzerinde atlamayın. Bırakın o uçağı gerçekten uçmak isteyen bir oyuncu kullansın. Siz taşıtları, motorları veya atları kullanın. Aracınız patlamak üzereyse son ana kadar bile savaşın. Aynı şey piyade olarak da geçerli. Çok az canınız kalsa bile pes etmeyin. Geçen akşam 2 canım kalmasına rağmen tek başıma 6 kişiye karşı bayrağı savundum. Sakin olun, oyunu okuyun. Siz de çok az canınız kalsa bile çok fazla düşmanı öldürebilirsiniz. Minimap'e sürekli göz atın. Ses duyduğunuz zaman ama takım arkadaşımdır ya deyip geçiştirmeyin. Düşman olabilir. Karşı takımın hangi ülke olarak oynadığına bakın. Konuşma dillerinden yakında olduklarını anlayabilirsiniz. Mesela siz İngilizsiniz, karşı taraf Osmanlı. Yakınlarda Türkçe bir konuşma duyarsanız demek ki düşman takım oyuncuları size yakın. Bu çok işinize yarar. Düşman bölgesine yaklaşırsanız orada adam olma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden her an önünüze birinin çıkabileceği ihtimalini düşünün. Böylece ani karşılaşmalarda panik yapmadan sağlam atışlar yapabilirsiniz. Silahlarınızı iyi tanıyın. Önce verdiğim örnek gibi yakın mesafede etkili silahlarla uzaktaki adamlara sıkıp mermi harcamayın. Silahlar için ve sınıflar için ayrı rehberler zaten yapacağım. Şimdilik bu bahsettiklerim oyuna başlarken size büyük avantaj sağlar arkadaşlar. Tane tane dinlediyseniz lütfen bunları da tane tane oyunda uygulayın.
Hem sizin oyun zevkiniz hem de takım arkadaşlarınızın oyun zevki artar. Ben yalnız kurtum, tek tabancayım diyorsanız da yine takıma fayda sağlamayı unutmayın. Oyunu tek başına değil arkadaşlarınızla deneyim ederseniz çok daha zevkli oluyor. Oyundan, forumlardan, Discord'dan, TeamSpeak'ten, Skype'tan veya herhangi bir yerden birlikte oynayacak arkadaşlar edinin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Canlı yayınları artık sıklaştırdım. Kaçırmamak için twitch.tv/milliv adresine gidip sağ üstten follow tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Selametle.